Arın TV'den hepinize merhabalar. Bugün sizler için bağlantılı 4 tane haber hazırladım. 4 haberimiz de Rojava ve Suriye ile ilgili değerli dostlar. İlk haberimiz Rusya'dan ABD'ye Suriye çağrısı geldi. Oturup anlaşmaya hazırız denildi. İkinci haberimiz de Türkiye'nin Rojava'ya kara harekatına başlamaması için 3 şart öne sürdüğü iddia edildi. Bu şartların ne olduğuna hep beraber bakacağız. Suriye ordusunda Türkiye'nin bu 3 şart haberini doğrulayacak nitelikte bir haber geldi. Suriye ordusu DGS ve YPG bölgesinde bulunan Türkiye ile sınır olan bölgelere askeri sevkiyata başladı. Bununla ilgili detaylara da bakacağız. Son olarak da Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan kara hareketine ilişkin bir açıklama var. Bu açıklamanın detaylarına da bakacağız. Haberlerimize geçmeden önce bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilinizi tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. İlk haberimiz Rusya'dan ABD'ye Suriye mesajı başlıklı bir haber. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, ülkesinin ABD ile Suriye konusunda görüşmelere hazır olduğunu belirtti. Rus temsilci, ABD'nin angaje olmaya istekli olmasıyla Moskova'nın Washington ile Suriye konusunda görüşmelere devam edebileceğini dile getirdi. Rusya'nın ABD ile Suriye konusunda görüşmelere geri dönüp dönmeyeceğine yanıt veren Lavrentiev, Suriye dahil ülkeler arasındaki tüm temasların askıya alınmasından ABD'nin sorumlu olduğunu öne sürdü. Ayrıca Rusya ile ABD arasında Suriye ile ilgili temas beklentilerinin şu ana kadar kasvetli kaldığını sözlerine ekledi. Lavrentiev, onlarla prensip olarak konuşmanın mümkün olduğunu düşünüyorum. ABD yönetimi arasında yalnızca ABD'nin değil, Rusya'nın da çıkarına olacak normal ve dengeli kararlar alabilen ve dinleyebilen makul insanlar var dedi. Evet, ikinci haberimiz de Türkiye'den Tel Rifat, Manbij ve Kobani şartı başlıklı bir haber değerli dostlar. Rojava'da YPG güçlerinin kontrolündeki birçok noktaya yönelik hava harekatları düzenleyen Türkiye'nin olası kara harekatı için hazırlık yaptığı ifade ediliyor. Bu kapsamda Türkiye'nin YPG'nin kontrolünde olan 3 bölgenin Esad rejimine devri şart koştuğu, aksi durumda askeri harekatı başlatacağı ifade ediliyor. El Cezire Arapça servisinin Türk kaynaklarına dayandırdığı haberde Ankara'nın YPG kontrolündeki Tel Rifat, Minbij ve Kobani bölgesinin Beşar Esad rejimine devrini şart koştuğu, aksi durumda askeri harekata başlayacağı öne sürüldü. Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan haberlerde Rusya'nın Türkiye'nin bu talebini yerine getirmesi için YPG tarafıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade edilmişti. YPG güçlerinin Türkiye'nin olası kara harekatını engellemesi için ABD ve Rusya ile görüşmeler yürüttüğü ifade ediliyor. Rojava yönelik kara harekatlarında kararlı görünen Ankara'nın ise Rusya tarafıyla küçük çaplı bir askeri harekat için pazarlık yaptığı da bölgeden aktarılan haberler arasında değerli dostlar. Evet, Türkiye'nin 3 şart öne sürdüğü haberinden sonra Suriye ordusundan dikkat çeken bir hamle geldi. Suriye ordusundan Kobani sınırına askeri sevkiyat başlıklı bir haber yer aldı ajanslarda değerli dostlar. Haberin detaylarına hep beraber bakalım. Suriye hükümetine yakın medyada yer alan haberlere göre ordu 20 tank, askeri araç, lojistik ve toplardan oluşan bir konvoyu Kobani sınır köylerine gönderdi. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçakları ve karadan toplarla Rojava'nın Demokratik Suriye güçlerinin kontrolündeki Tel Rifat, Minbij, Tiltamir, Şava ve Kobani bölgelerini bombalıyor. Türkiye yetkilileri bu bölgelere karadan operasyon düzenleyecekleri sinyalleri veriyor. Rojava'da bulunan Rusya ve ABD'nin Türkiye'nin karada bir operasyon düzenlemesine sıcak bakmadığı biliniyor. Öte yandan dün Rus helikopterleri Kobani semalarında alçak uçuş yaptı. Rusya'nın Kobani kentinde askeri üssü bulunuyor. Rus ve Türk ordusu zaman zaman Kobani çevresinde ortak gözlem devriyeleri düzenliyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçakları 20 Kasım'da Kürdistan bölgesi ve Rojava'da birçok bölgeye hava saldırısı düzenledi. MSB'den yapılan açıklamada PKK ve YPG tarafından saldırılarda üs olarak kullanıldığı belirtilen bölgelere pençe kilit hava harekatı icra edildiği belirtildi. Öte yandan Suriye'deki Rus güçlerinin komutanı Alexander Chaikon'un Demokratik Suriye Güçleri Komutanı Mazlum Kobani, Heseke'de Türkiye'nin olası kara operasyonunu ele alan bir görüşme gerçekleştirdiği
bildirildi. Görüşmede Rus generalin Türkiye'nin karadan operasyonuna karşı Suriye ordusunun sınıra yerleştirilmesini önerdiği öne sürüldü. Evet değerli dostlar, gelişmeler bu şekilde. Son olarak da Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın kara harekatıyla ilgili bir açıklaması var. İbrahim Kalın'ın açıklamasına beraber bakalım değerli dostlar. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rojava'ya olası kara operasyonu hakkında yarın haftaya veya her an olabilir. Farklı şekilde operasyonlar yapılabilir. Bu operasyonlar her an yapılabilir. Bugüne kadar nasıl yapıldıysa bundan sonra da yapılmaya devam edecek açıklamasını yaptı. İbrahim Kalın, A Haber canlı yayında Rojava'ya yönelik olası bir kara operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Kalın, Türkiye'ye yönelik tehditlere karşı Türkiye her zaman hazır ve nazırdır ve operasyonlar dönem dönem devam eder. Bundan sonra da bu tehditler söz konusu olduğunda bu operasyonların zamanı, zemini, mekanı, şekli, kapsamı Türkiye tarafından belirlenir ve kendi önceliklerimiz çerçevesinde hayata geçirilir denildi. ABD ve Rusya'nın kara operasyonuna karşı tavrına değinen İbrahim Kalın şöyle devam ediyor. Biz sorumluluk sahibi bir devlet olarak müttefiklerimizle ve komşu ülkelerle bu tür operasyonları elbette değerlendiririz, konuşuruz. Kimseye önceden bilgi verip icazet almak, izin almak gibi bir şey söz konusu değildir. Türkiye kendi güvenlik kaygılarını gidermek için kimseden icazet almaz, kimseye hesap vermez. ABD ile Rusya ile yeri geldiğinde İran ile, başka yerlerde başka ülkelerle, yeri geldiğinde Irak makamlarıyla Irak'a bir operasyon yaptığımızda bunlar her düzeyde konuşulur. Ama öncelikli olarak bazen kamuoyunda şöyle bir şey gündeme geliyor. İşte ABD'liler rahatsız, Rusya şöyle dedi, bunlar böyle dedi vesaire diye onlar rahatsız olabilirler. Pozisyonlarını ifade edebilirler. Pozisyonları kayda geçirebilirler. Ama bizim atacağımız adımları hiçbir şekilde etkilemez. Biz bunu da açık bir şekilde zaten kendilerine de ifade ediyoruz. İbrahim Kalın, sahada şurada ABD askerleri var. Onlara bir zarar gelmesin, koordine edilsin, dikkat edilsin denildiğinde biz tabii ki zaten bugüne kadar hiçbir zaman Suriye'de doğrudan ABD askerlerini yahut Rus askerlerini vesaire hedef almadık. Zaten böyle bir kastımız yok. Bizim hedefimiz ne olduğu bellidir diye konuştu değerli dostlar. Evet, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD askerlerinin 30 kilometrelik sınıra yerleşmesi yönündeki teklifine ilişkin bir soruya şu yanıtı veriyor. ABD'den böyle bir teklif gelmedi. Ama 2019 anlaşması zaten bu unsurları 30 kilometre güneye çekilmesi şartını bağlamış idi. Bu şarta uymadıkları zamanlarda da oralarda biz mukabelede bulunduk ve yaptığımız operasyonlarda bu çerçevede yaptık. Bunu konuştuğumuz zaman da ABD'liler de Ruslar da doğru haklısınız. Çünkü anlaşmaya uymayan burada PYD-YPG tarafıdır diye her seferinde bizim pozisyonumuzu teyit ettiler. Şu anda da benzer bir durum var. Biz aynı şeyi söylüyoruz. Bakın 30 kilometre sınırın aşağısında durun. Türkiye'ye nüfuz etmeye çalışmayın. Bunları yaptığınız zaman biz derhal buna karşılık veririz yanıtını verdi İbrahim Kalın değerli dostlar. Bugün de geldik haberlerimizin sonuna. Bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.